Bakara suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala ne söylüyor? Muttaki olanlar için, talep edenler için, arzu edenler için bu Kur'an bir nasihattir, bir ibrettir. Ama almasını bilen için, almasını bilmeyen için Kur'an-ı Kerim kutsal kitaptır. Kur'an-ı Kerim çok mübarek bir kitaptır. Ama almasını bilen için nasihat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Nasihat. Okuyorsun Mevta'ya. Okurken diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler ne varsa, helaller, haramlar. Kur'an okuyorsun da, Kur'an içerisinde neler var? Helaller var, haramlar var, zina yapmayın, zinaya yaklaşmayın, harama yaklaşmayın, faiz yemeyin, dedikodu yapmayın, gıybet etmeyin ayetleri yok mu? Bunların okunması Mevta'ya yasak mı? Yok. Herhangi bir yere açıp okuyamaz mısın Kur'an'dan önüne? Okursun. Sevap mıdır? Sevaptır. Sevaptır, doğru. Buraya kadar doğru. Sevaptır. Ama okuduğunun ölüye faydası var mı? Yok mu bari? Neden? Çünkü diliye okunması gereken mesajlara gitmişin ölüye okuyorsun. Örnek ver hocam, ben bundan bir şey anlayamadım. Karıştı sen, bir karıştı bir noktada diyorsa. Somut, gençlerin anlayacağı dedi. Trafik kazasında şurada birisi öldü. Trafik polisi geldi, ölmüş orada yatıyor. Trafik polisi geldi onun başına, çıkarttı cebinden kağıdı. Başladı trafik kanunu okumaya. Kırmızıdan geçerken, adam öldü ya, okuyor o trafik kanunu. Kırmızı ışıktan geçmek yasaktır. Trafik kanunu kurallarının 132. maddesi. Kırmızı ışıktan geçmek yasaktır. Arabalar 60 km hızdan fazla gitmemesi gerekiyordu. Yaya geçidi vardı. Buna kanun okuyor. Adam ölmüş. Bak öyle de değil. Diliyi oku da yapmasın da o kaza başına gelmesin. Ölmüş adama okudu. Bu kanunlar ona fayda sağlar mı? Şimdi daha iyi anlayın diye söylüyorum. Okunan Kur'an'ın okuyana faydası var. Okunana değil. İnce bir nüans var burada. Öyle o zaman ne olacak hocam ya şimdi? Annem ne olacak şimdi? Eyvah, 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 eyvah. Annem ne olacak şimdi? Annem öldü. Senin annen sağken bu Kur'an'ı okuyacaktı, hayatına indirecekti. Size bir örnek daha vereyim. Ya kısa geçiyorum, şey geçiyorum yani, bunalmışsınızdır diye. Yok hocam, hocam. Hepiniz teknolojiden anlıyorsunuz. Şurada 2-3 tane amcam var. Bir müperkide onların da akıllı telefonları vardır. Anlıyor musun amcası? Akıllı telefon. Akıllı telefon kullanıyor şimdi insanlar ama bazılarının aklı yok. Telefon akıllı da adam akıllı değil. Şimdi akıllı telefon kullanıyoruz değil mi? Oradan örnek vereceğim. Hepimiz çünkü biliyoruz ya. Hepimizin anlayacağı bir şey söyleyeceğim. Teknoloji meraklısı bizler. Apple Store bir çalışanın adı değil mi? Oradan program indiriyorsunuz. Öbürü neydi? Google Play. Ha, biliyorum değil mi? Hocam siz de hakimsiniz. Herhalde yani akıllı adam. Teknolojiyi kullanmak suç değil ki. Niye ayıp diyorsun Müslüman'ı? Müslüman en alasını kullansın. En alasını kullansın. Yeter ki teknoloji hayırlı yönde kullansın. İyi yönde kullansın. Teknoloji seni kullanmasın. Sen teknolojiyi kullan. Teknoloji seni kullanırsa ayvayı yedin. Ama sen teknolojiyi sonuna kadar kullan. Hayırlı hizmetle kullan. O çarşı var ya, orada programlar var diye bir sürü program var. Şimdi samimi olarak söylüyorum size, lütfen kendiniz cevap verin. Oradan telefonunuza bir programı indirmediğiniz sürece size ne faydası var? Orada 1 milyon program olsun. Telefonuna indirdikten sonra o programın sana faydası var değil mi? Öbür çarşıdan, sana lazım olacak olan bir program. Ya her zaman bana lazım bu, var bende işte, bir şey, her an bana lazım olacak. Ama problem değil, orada var, oradan alırız onu, alırız onu, alırız onu, alırız onu dediğin sürece o program senin midir? Sana bir faydası var mı? Yok, almadın, indirmedin onu mübarek. Hayatına indirmedin sen bunu. Bizim Kur'an çarşısından ayetlerimizi hayatımıza teker teker indirmeden, anlamadan, tanımadan, kullanmadan, ilmik ilmik kurcalamadan, uğraşmadan, ellemeden, dokunmadan bize o ayetlerin faydası yok arkadaş, yok. Yok. O ayetleri alacağız, ilmik ilmik yiyeceğiz, yiyeceğiz, tutacağız buradan. İçimize kadar alacağız o ayetleri. Ayetlerle özdeş olacağız. Bunu anlattım. Ne yaptılar biliyor musun kutlu doğumda? Pasta yaptılar üstüne Kur'an-ı Kerim. Başladılar kaşık çatal yediler onu. Duydunuz değil mi abi? Abi. Dediler ki herhalde Yasin Hoca bu ayetleri yiyin dedi. Biz de Kur'an-ı Kerim pasta yapalım dediler.
yaptılar pastayı, Kur'an-ı Kerim'i kestiler pastayı, bir ayet birine, yarım ayet sana. Burası neyi anlatıyor burada? Rahman, rahmet ayeti. Al burası senin hocam, sana daha iyi yakışır. Öbür tarafıyla gazap ayetini anlatıyor. Ya çaycı, sen gel bu gazap ayetini al. Böyle böyle pay ettiler, pastayı yediler. Bu muydu yani? Kur'an'ı anlamak bu muydu? Kutlu doğum konferansları, kutlu doğum gayeleri, amaçları bu muydu? Eğer Kur'an çarşısından ayetleri hayatınızın anlamına indirmezseniz, sokağınıza, çarşınıza, evinize, yurdunuza, okulunuza indirmezseniz, böyle saçma sapan işlerle uğraşırsınız. Ve bunları da sevap zannedersiniz. Kur'an-ı Kerim'deki emirleri annenize okumazsanız, mezarına gider okur, saçma sapan iş yaparsınız. Hocam çok büyütmedi mi sen bu işi? Hayır, büyütmedim. Neden? Karşılığı var çünkü. Karşılığını bilmiyoruz, şimdi söyleyeceğim onu size. Nedir? Önümüze ne yapacağız? Önümüze dua edeceğiz, dua. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Dua müminin silahıdır. Biz bu silahı attık bir kenara. Şeytan doldurur dedik, o silahı yanımıza almadık. Bakın, dua müminin, dua Müslümanın silahıdır. İyi dikkat edin, silahıdır. Anlayın bunu. Biraz şimdi kafayı çalıştırıyoruz. Müminin, Müslümanın silahıdır. Bu silahı kullanmadık. Bu silahı yetmedi, tersine çevirip topuklarımıza sıktık. Kendimizden olan Müslümanlara dua ettik. Kendimizden olmayan Müslümanlara dua etmediğimiz için tefrikanın önünü biz açtık. Bir, bunu kullanmadık. Peki dua Müslümana yapılır mı? Yapılır. Müslümanın dilisine mi yapacağız, gülüsüne mi? Dua dediğimiz şey dilek ve temennidir. Duanın dünyevi, uhrevi, hiçbir mekanı, zamanı yoktur. İstediğiniz zamana ve zamanlar ötesine, geçmişinize nasıl dua ediyorsanız, geleceğinize de dua edebilirsiniz, ahiretinize de dua edebilirsiniz, annenize, mevtanınıza da dua edebilirsiniz, ölmüşlerinize de dua edebilirsiniz. Onun için ölmüşlerinize dua edin, dua edin, dua edin. Kur'an okumaktan daha makbuldür. Bir adım daha öteye gidelim. O duayı Kur'an'daki dua ayetleriyle süsleri de yaparsanız daha da makbuldür. Peygamberlerin yaptığı dualar var değil mi? Her yatsı namazından sonra Amin Resulü okuyorsunuz değil mi? Peki ne okuduğunuzu biliyor musunuz? Bilseniz ne demek istediğimi anlardınız. Vallahi de anlardınız, billahi de. O halde ne yapacağız? Evvela Kur'an'ı anlayacağız. Kur'an'ı anlayacağız. Yemin ediyorum size, hiç anlamadığımız bir hatimden daha faziletli ve faydalıdır bizim için. Bir sayfa Kur'an'ı anlayarak okumak. Daha da ileri gidiyoruz şimdi. Bunlar hep Kur'an'da referanslar olan şeyler. Ama ben özet geçtiğim için hemen böyle gidiyorum. Daha faydalısını söyleyeyim size. Daha da faydalıdır bir ayeti hayatına uygulamak. Biz ne yapıyoruz? Ramazan'da geliyor mübarek ay. Büyük bir gayret var şimdi içimizde. Benim annemden örnek vereyim de kimsenin hakkını yemeyeyim. Ben giderim onu elini ayağını böyle bir şekilde anlaşırım onları. Ramazan geliyor. Ne yapıyoruz? Mukabeleler, hatimler hurra kırla gidiyor. Bir o yana gidelim, bu yana gidelim, mukabele bilmem ne, gel takip yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir hatim fulyasıdır gidiyor. Yıkılıyor ortalık. Hem de öyle de kendimize göre usuller çıkartmışız ki arkadaşlar. Açacağız Kur'an-ı Kerim'i, parmakla da takip edeceğiz. Eğer parmakla takip etmezsek o mukabele olmuyor, hatim olmuyor. Parmak şaşmayacak orada. Parmakla takip edeceğiz. Ne olacak? Çok büyük sevaba gireceğiz. Kardeşim, bu mübarek Kur'an-ı Kerim sadece mukabele yapılsın, okunsun, güzel güzel sedalarla dinlensin de vicdanlar rahat olsun diye indirilmiş bir din değil, bir kitap değildir. Bu Kur'an okunsun evet ama anlaşılmak için okunsun. Anlaşılsın evet ama hayata uygulansın için gönderilmiştir. Özet bu. Anlattıklarımızın özeti bu. Bunların içerisinde mefta hayatına uygulayabilir mi Kur'an'ı? Uygulayamaz. Dolayısıyla Kur'an meftaya okunsun diye indirilmemiştir. Hocam okusam ne olur? Günaha mı girerim? Hocam okusak günaha mı gireriz meftaya? Amacının dışında bir iş yapmış olursun. Amacının dışında bir iş yapmış olursun. Kur'an-ı Kerim'in amacı bu değildir. Hocam günaha mı girerim? Eğer bir noktada bugün ülkemizde Mevlid nasıl Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve tahtını sallıyorsa,
Dikkat buyurun. Sosyete şehirler var ya bizim onlarda. Şişli'dekiler, öyle Etiler'dekiler falan öyle Kur'an okumazlar. Ne mi ya? Gelişine gibi Kur'an okuyacağız ya. Biz Mevlüt okuruz. Mevlüt. Mevlid-i Şerif. Daha sosyetik duruyor. Mevlid-i Şerif. Mevlüt Hanlar Cemiyeti kurulmuş. Mevlüt Hanlar Cemiyeti. Ne yaparsınız siz? Biz Mevlüt okuruz. Acayip Mevlüt. Ama biz Etiler Şişli civarında okuruz. Öyle benim anam öyle. Gel bizim mahalle. Oralara biz gelmeyiz ya. Biz sosyete kesime hitap ediyoruz. Rant. Ama sıkıntı onlar yapsın o işini de. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Bak rayından nasıl çıkıyor? Kur'an'dan daha üstün bir tören gibi algılanıyor. Kur'an ne oluyor? Kur'an o kadar önemli değil. Mevlid. Kaç tane camide cemaatle hacıyla tartıştım ya. Mevlid okuyacak diyorum ona ki hacım geleyim de Kur'an okuyalım. İki de sohbet edelim. Okuduğumuzun manasını okuyayım size. Başka bir şey istemiyorum. Okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de mana. Ama hocam biz Mevlid diye söylemiştik ya. Mevlid diye söylemiştik. Tamam sorun yok olsun. Yani deriz ki Kur'an'a döndük. Ya uzaktan gelecekler hocam biz Mevlid dedik. Ya Allah Allah ya. Kur'an-ı Kerim daha iyi diyorum. Anlatıyorum faziletini. Ya hocam biz Mevlid diye karar ettik. Mevlid okuyacaksan gel. Ya okuyacaksan gelme hocam ya. Aynen tablo bu. Bak ne oluyor? Geçti Kur'an'ın önüne. Sen mezarda okuduğun Kur'an'la Kur'an'ı rayından çıkar diyor amacının dışına bir hurafe ve bidatı sokuyorsan o zaman sıkıntı başlıyor. Ondan başka sıkıntı yok. Ne yaparsan yap. Sıkıntı bu. Hocam ya böyle anlatıyorsun ama biraz kafadan atıyorsun gibi geliyor bize. Biraz bir yerlere dayandır bakalım bunu derseniz. Ben uğraştım. Sizi uğraştırayım. Siz bana bulun getirin bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ölümün arkasından Bakara Suresini okumuş, gitmiş, oturmuş kabrinin başına. Hadi bakalım. Siz uydurmasına da razı. Uydurun hadi yarına kadar uydurabiliyorsanız getirin bana bir sünnet, bir hadis. Siz bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ölünün arkasından oturmuş da Yasin-i Şerif okumuş mezarının başında, hatim indirmiş mezarının başında. Peygamberi bilmiyorsunuz. Peki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldü. Peygamberimiz öldükten sonra bana Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'a efendilerimizden Peygamberimizin türbesinin başına gidip de rahmetini okuduğuna dair bir tane bir şey getir. Ben de getiririm. Hocam ya geçmiş zaman oradan şimdi belge mi gelir? Etmeyin Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında bile gözü vardı diyecek kadar tuvalete girerken sol ayakla, tuvaletten çıkarken sağ ayakla, camiye girerken sağ ayakla, camiden çıkarken sol ayakla, ayakkabının bağını bağlayıncaya kadar detaylı bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, fiili, kavli uygulaması bize kadar gelmiş ama bu gelmemiş. Görmedik. Olmayabilir filan. Yok mübarek. Yok. Çünkü onlar Kur'an'ın nereye okunacağını biliyorlardı. Onlar Kur'an'ı ashaba okuyorlardı. Onlar Kur'an'ı hayata okuyorlardı. Ölüye okumuyorlardı. Anladınız mı mevzu şimdi? Ne yapacağız hocam? Hala ben annemi düşünüyorum. O anamın durumu ne olacak hocam? Ne olacak? Gideceğiz, dua edeceğiz. Açacağız indirimizi. Kabir ziyaretinde maksat budur zaten. Ölümü hatırlayacağız biz. Ölümü hatırlasak ne olur? Hayatımızı çekip düzen veririz. Adam oluruz. Birinin öbürünün malına, mülküne, karısına, kızına, namusuna, iffetine, şuna, buna hiçbir şeye göz koymayız. Niye? Ölümü bilen kendini kontrol altına alır. Ölümü bilmeyen, ölümü unutan. Cenazeye gidemiyorsunuz değil mi? Bir ölü yıkansa şurada bakamıyorsun, edemiyorsun. Ben inadına yıkadığım ölüleri gitti. Şimdi bıraktık gerçi o işleri de emekli olduk. Eskiden acemice çok yıkıyorduk da. Şimdi o işin de sektörü çıktı. Ne yapalım yani? Cenaze gitmek. Yoksa kafamızı gözümüzü kıracaklar. Kavga çıkıyor. Resmen kavga çıkıyor. Ya, yeminle söylüyorum size adam öldü. İki imam birbirine girdi. Senin mahallen de öldü, benim mahallem de öldü diye. İmamlar kavga ediyor. Ya. Ben yıkayacağım, sen yıkayacaksın. Ölüyü sevdiklerinden mi? Vallahi değil billahi değil. Parayı sevdiklerinden mi? Evet. Ya niye biz bu hale geldik ya? Ya bu dini niye bu kadar komik bir duruma dönüyor? Öz eleştiri yapıyoruz. Ha, kendi kendimiz öz eleştiri yapıyoruz. Biz dışarıda böyle anlatmıyoruz. Dışarıdakilere diyoruz ki, biz adam gibi Müslümanız diyoruz. Yok, öyle şeylerimiz yok diyoruz biz. Öyle şeylerimiz yok. Biz çok sağlam Müslümanız diyoruz. Ben ölüyü yıkarken özellikle akrabalarını alıyorum yanına, en yakınlarını. Kardeş gel sen, yardımcı olacaksın bana. Dinden, diyanetten anlıyormuş onu. Hiç önemli değil, bacağını tutacak zaten. Bana dini, diyaneti lazım değil adamım. Top sakalmış, tip sakalmış, küpeliymiş, özellikle sen gel.
Dövmeliymiş. Öbürü gel sen de gel. Hepsini topluyorum cenazenin başına. Annem sen onları bir seyret. Mum gibiler böyle. La amca. Amcam bu. Abi dayın değil mi? Dayın canım ciğerim diyordun az önce. Dayın. Tut oğlum şunun bacağını şöyle bir çevirelim onu diyorum. Tutamıyor. Ya bu senin canın ciğerin ne oldu? Canın ciğerin de bu ne oldu? Özellikle onları alıyorum ki neden biliyor musunuz? Ondan sonra o içeri 10 kişi mi aldım? 8 tanesine bakıyorsun yoldan çıkmış, ricacı olmuşlar. Abo bir dönüyorlar ki böyle seni beni solluyorlar. Nasihat, en iyi nasihat ölüm. Ölümün soğuk yüzünü gördüğünüz zaman ne olur? En âlâ nasihati yapıyor. Değil mi? O nasihati vermek için onlara ben onu yapıyorum. Dolayısıyla siz ne yapın? Mezarlığa gidin. Niye gidin? Ölümü hatırlayın diye gidin. Ölümü hatırlayan insan, ölü gören insan bir ay kendine gelebiliyor mu? Gelemiyor. Ne yapıyor? Başlıyor maneviyata. Dün gece birisi öldü ya, dün gece bir ölü gördü ya, açıklığı izleyemiyor bu akşam. Kapatıyor bir kere televizyonu. Daha taze. Daha adam yeni öldü. 40'ından sonra kemiği etinden ayrılsın, ondan sonra ne film varsa izleyeceğiz. Vur çalsın babayı, patlatacağız ortada. Kemikler ayrılsın, 40 gün geçsin. Lan. Onun için o 40 günü geçirmemek için her an biz ne yapacağız? O fikri adamın kafasında, ölü fikrini taze tutacağız. Ne tutacağız? Bak aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Kabir ziyaretini tavsiye etti. Kabirleri ziyaret edelim. Şimdi anladınız mı kabir niye ziyaret edilir? Kabire gidersin, ölümü hatırlarsın, kendine çeki düzen verirsin, oradaki adamla konuşursun. Deli gibi konuşun, korkmayın. Orada yatanla konuşun. Ey ehli kabir! Bir zamanlar sen de benim gibi canlıydın, geziyordun. Ben de senin gibi geleceğim, yanına yatacağım. Burada mı yatsam? Orada mı? Acaba şu selvinin altı mı daha iyi? Nerede yat? Yoksa böyle bir yerde mi bana nasip olmaz? Bunun muhasebesini mi yap? Belki de bu mezarlıktan çıkmadan öleceğim. Bunun muhasebesini yapan adam haram yer mi bir daha? Çalar mı Allah aşkına? Müslümanın arkasından Müslümanın kuyusunu kazar mı Allah aşkına? Ölüme adam gibi inanan insan, öleceğini hesap vereceğine adam gibi inanan insan kötü sanda bulunur mu? Gıybet eder mi? Hatimde 40 defa okuduğu gıybeti yapar mı? Yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. Demek ki bir yerde sıkıntı var, bir kopukluk var. Kopukluk nerede var? Rehavet var bizde. Yanlış itikatlar ve inançlar bizi rehavete sürüklüyor. Basarım hocaya parayı, bas paraları Leyla'ya gibi. Çağırırım hocayı, hoca gelir. Eğer fazla verdiysem fazla okuturum. Beğenmedim hocayı, kovarım. Memur zaten bana bir şey de diyemez. Sesini çıkartamaz. Müftüye şikayetler. Sistem süper. Veririm parayı, gelir. Oku. Anamı oku, babamı oku dedi. Bir gün gittim bir yerde Kur'an-ı Kerim okumaya çağırdılar beni, gittim. Lüks bir semt. Benim hemen yan taraftan bir yerden lüks bir yer çağırdılar, gittik. Geldiler, aldılar bizi, yalvardılar, yakardılar. Hocam dediler, biz ettik, sen etme, hocamız yok. Dedim herhalde Sibirya'dan geliyorlar, hocam hoca yok bunlarda. Hakikaten böyle halimiz. Biraz bu abartıyoruz ama hakikaten halimiz. Yok artık, yok. Evlerde Kur'an-ı Kerim okuyacak insan yok. Yok. Gittim, eve bir girdim. Hepsi sosyetik insanlar. Hepsi İslam'la alakası olmayan yıllık kıyafet. O şekilde karşıladılar bizi. Çok kibar, çok efendice, gayet sıcak, samimi karşıladılar. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ne zaman ki e'udu dedim, ana, hani e'uz dediğiniz zaman şeytanlar kovar sonucu. Aynı öyle onun gibi bir şey. Bir telaş aldı onlara, bir sıkıntı. Birisi eşarbını aşağı çekmeye çalışıyor, saçını kapatıyor. Birisi eteğini aşağı çekmeye çalışıyor, dizini kapatmaya çalışıyor. O ana kadar bir şey yoktu. O ana kadar hiçbir şey yoktu. Ne zaman Kur'an okunmaya başlanıyor, bizim Müslümana bir han oluyor. Bir gün bir cami ziyaretindeyim dışarıda. Ben o camiyi daha önce gördüğüm için içeri girdi bizimkiler. Ben onları bekliyorum dışarıda, kapının önünde. Daha doğrusu çocuk uyuyor, bakıcılık yapıyorum. Çocuğa bakıyorum arabadan. Baktım yanıma bir araba park etti, indi bir iki tane kızcağız veya bayan hanımefendi, orta yaşlı falan indi. Bu aynı zamanda bayan arkadaşlarıma sıradaki parçayı hediye ediyorum. İndiler şeyden, arabadan. Cami ziyaretine gelmişler. Meşhur bir cami. Yani desem hatırlarsınız. Bana sorsan cami mi değil. İşin vahim tarafında. Yani mimarı Müslüman olmayan birisinin yapmış olduğu bir imare. Güya bir özelliği var. Ondan dolayı çok revaçta ziyaret ediliyor. Geldi. Kim ziyaretler böyle cami? Sosyetikler yani. Geldi şimdi ziyaret ediyor. İndi arabadan altına.
Caminin avlusuna girene kadar bir şey yok. Oradan başladılar şey eşarpları almaya, başladılar başını falan kapatmaya. Namaz arası. Ben de patavatsızlık bol. Durdum. Dedim ki abla bir saniye bir şey sorabilir miyim dedim. Kusuruma bakmayın dedim. Tabii böyle değilim. Böyle olsam tabii ki hocam diyecekler. Hemen kendimi için gideceğim diyecekler. Ben onlar için sıradan bir adamım. Ne var? Falan böyle. Artık böyle bir meymenetsiz bir surat haliyle. Ne var? Dedim ki ya yanlış bilmiyorsam ben camide kimse yok şu anda. İçerisi boş. Biz az önce oradan çıktık. Cami boş. Allah bu eşarbı cami duvarları sizin saçlarınızı görmesin diye farz kılmadı. İnsanlar sizin saçlarınızı görmesin diye farz kıldı. Eşarp onun için takılıyordu diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum acaba dedim. Bir durdu. Ya sen camiye giriyorsun. Caminin duvarlarından korkup da mı başını kapatıyorsun? Niye kapatıyorsun başını? Cami boş, ziyarete gelmişsin. Duvarlara saygı mı? Mihraptaki mikrofon mu? Ya mihrap da yok orada, abi doğru diyorsun. Yani cami formasyonunda da değil. Neden bu başını niye kapatıyorsun sen? Yoksa ben biliyorum niye kapattığını söyleyeyim. Sen Allah'ı camide zannediyorsun, onun için başını kapatıyorsun. Ya bizim İslam anlayışımız bu. Bizim Müslümanlık anlayışımız bu. Arkadaş, biz saygımızı her an, her yerde bizi gören Allah'a göstermek ve mevcut elimizin altındaki dine göstermek zorundayız. Camiye giderken başını kapatan Müslüman, camiden çıkarken başını açan Müslüman, Allah aşkına sana bunu kim, bu sokağı sana kim yutturdu? Kim öğretti sana böyle bir din ya? Kim anlattı sana böyle bir din? Kur'an okunurken başını kapat. Kur'an okunurken takke tak. Namaz kılarken takke tak. Normal zamanda takmayacağını sana kim söyledi? Görüyor musun? İbadetlere endeksledik olayları. Belli zamanlara, belli zeminlere indirdik olayları. Ve bu şekilde biz bu İslam dinini rayından çıkarttık yavaş yavaş yavaş. Bunları anlayabilmek adına, bunları doğru okuyabilmek adına, yeniden kendimize format atıp revize edebilmek adına şu sizin birleştiğiniz bu platformu ben çok önemsiyorum. Çünkü hurafeler el birliğiyle kalkacak. Hurafeler el birliğiyle kalkacak. Bir cemaat bir hurafeyi, bir yanlış inanışı, bir yanlış itikadı yok etmek için, kaldırmak için uğraşıyor. Diğer cemaat ona ayak bağlı oluyor. Bir başka cemaat dindeki bir yanlışı yok etmek için bir ara aklınları başına geliyor. Ya bu yanlıştır diyor. Gel şunun üstüne gidelim diyor. Bunun doğrusunu öğretelim diyor. O cemaat onu anlıyor ama diğer cemaat anlayamadı. Hala tarihin bir köşesinde kaldığından iyi yapmaya çalışan insanı ayağından çekiyor. Cemaatler birbirlerine destek değil köstek oluyor. Köstek olduğu için bir dinin içerisindeki kalburları, yanlışları kaldıramıyoruz. Kaldıramıyoruz. Neden? Müslüman karşı çıkıyor. Camilerde tesbih savaşları var. Bilir misiniz? Tesbih savaşları. Yıldız savaşları. Uykunuz gelmesin diye böyle ara ara şey yapıyorum. Konferans tadında gidiyoruz. Tesbih savaşı dediğimizde şey, hanımlar pek bilmezler ama söyleyeyim onlara, kollasınlar kendilerini, her an bir gün camide suratlarına bir tesbih gelebilir. Tesbihat bölümüne geçtiğiniz zaman bizim insanımız camide başlar, kimin tesbihi yok, özel görevlisi var dinlerinde öyle. Kimin tesbihi yok, şşt, nokta atışı yapalım. O anda hesbel kader bir tanesi birisi eğilmiş veya doğruluyorsa şak suratına tesbih. Kaç defa gördüm. Bakıyor böyle orada birinin tesbihi yok diye. Şak ona bir tesbih oluyor. Şum şum böyle burnum dibinden. O yandan böyle tesbih savaşları diyorum ben buna. Her camide var. Çünkü tesbihsiz namaz olmaz. Biliyor musunuz? Bunları birkaç tane örnek seçtim size böyle. Biliyor musunuz ki tesbih denen şeyin dinde hiç alakası yok. Biliyorsunuz değil mi bunu? Bilenler biliyor ama bilmeyenler, bilenlerden de sökat bakayım hayatından, atamıyorsun işte. Biliyorum evet, evet öyle 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 ama atalım bunu hayatımızda. Ne faydası var bize? Oraya mı takıldık şimdi yani? Mesela tesbih mi? Bir taneyi örnek alın, baz alın bakayım, değiştirin kendinizi. Önemli olan kendinizi değiştirebiliyor musunuz? Önemli olan kendinizi gerçekten Kur'an'ın hükümlerine verebiliyor musunuz? Yoksa hurafelerin dininde misiniz? Bir test edin bakayım kendinizi. Size bir şey söyleyeceğim. Kendi camimde
Kaç defa onun mücadelesini yaşadım. Gidiyorum mihraba namaz kılacağım, bakacağım tesbih değişmiş. Birisi tesbih koymuş oraya. Bakıyorum, benim tarzım, zevkime göre değil. Atıyorum onu bir kenara, koyuyorum buraya tesbihimi yana. Ondan kullanayım da. Bir namaz sonra bakıyorum, yine başka bir tesbih gelmiş. Koyuyorum onu bir kenara, başka bir tesbih gelmiş. Koyuyorum kenara, gene o tesbih gelmiş. Atıyorum camiye kürsüde, gene o gelmiş. Hacı amca, hoca benim getirdiğim tesbihle çeksin tesbihini. Neden? Çünkü benim çektiğim tesbihle hoca tesbih çekerse bana acayip sevap yazılır. Allah bunu yutmaz. Böyle bir Allah'ımız yok. Bu kadar basit bir dinimiz yok bizim. Ben senin getirdiğin seccadenin üstüne kılacağım. Senin getirdiğin tesbihi çekeceğim. Sana da sevap yazılacak. Ya nerede bu beleşlik ya? Nerede buldun biz bunu? Böyle bir din var mı ya? Ama itikat bu. İtikat bu şimdi bak. Biz kendimizi sorgulayacağız. Bak nasıl bir din kullanıyoruz. Nasıl? Bir attım, iki attım olmuyor, üç attım. Kızdım, sinirlendim, camiden dışarı attım tesbihi. Bir daha önüme gelmesin diye başka geldi. İnat etti. İnat etti. Ne yaptım biliyor musunuz? En son benim tesbihim var. Hani onu koyuyorum ya devamlı. Benim tesbihim var bir tane. Siyah, uçları kırmızı. Hani görebileyim diye kıyafetime yakışan bir şey seçmişim kafama göre. Bir tarz. En son onu saklıyorum ya. Ya baktım olmuyor. Ya subhanallah sinirlendim oturup. Böyle bakarken sayayım dedim şu tesbihi. Neden aklıma geldiyse kendi tesbihimi 2,5-3 seneden beri kullandığım kendi tesbihimi bir sayayım dedim. Sinirim geçer herhalde. Saydım. Öyle bir sinirim geçti ki. 3 seneden beri tesbih kullanmıyorum ben artık mihrapta. Mihrapta hem de. O cemaat her namazdan sonra bana tesbih sallıyor. Şeytan taşlar gibi. Her namazdan sonra bana tesbih sallıyor. Ben yine de tesbih kullanmıyorum. Niye biliyor musunuz? 2,5 sene 3 tane eksik tesbih kullanmış. Hiç saymadım bugüne kadar. O gün bir saydım ki 2,5 sene boyunca ben 3 tane eksik zikir yapmışım. Hocam ne olacak bundan olsun? Mesele o değil. Şuna uyandım. Dedim ki bu tesbih beni şuurumdan alıp götürüyor. Ben eğer sünnetse bunu 33 defa söylemek sünnetse ben bu sünneti yerine getirmekse derdim. Ben bunu 33 defa söylemem lazım. Nasıl söyleyeceğim? 33 defa söyleyeceğim. Beynimle, aklımla söyleyeceğim. Tesbih bana ne anlattı? Burada bir durak var. Buradan başlıyorsun. Ya her kafa işini istediğin yere git. Kafada 50 tane olsun. Önemli değil. Tak durdun mu bitti zaten. Çevir diğer tarafı. Yani ben subhanallah derken subhanallah demiyorum tesbihle. Anladınız mı? Ben subhanallah derken parmaklarım gidiyor subhanallah gibi ama ben Allah'ın subhanallah olduğuna odaklanmıyorum. Bana zararı var bir tesbihin dedim. Kaldırdım attım. Tavsiyem atın. Atmazsanız dinden mi çıkarsınız? Yok. Bunu anlatmadım ben size. Bir örnek verdim ben size. Bir dine sokuşturulan bir parçanın vermiş olduğu zararı anlattım size. Bir taneyi. Hem de en zorunu seçtim. Sökebiliyor musunuz bakayım hayatınızdan? Ya, sökemezsiniz. Nereye geldi? Tesbih sallanmaz, büyük günah var. Niye? Tesbih sallayınca büyük günah var. Niye? Hele 33 tane oldu muydu çarpılırsın. Ya plastik, boncuk mu boncuk? Boncuk. Ama biz gereksiz şeylere fazla değer vermeyi din zannettiğimizden dolayı tesbihi kutsallaştırdık. Tesbihi, plastik tesbihi kutsallaştırdık. Kutsiyet atfettik ona. Seccadeyi ettiğimiz gibi. Şimdi yenileri çıktı biliyorsunuz kıble gösterenleri. O kıble göstermeyenlerine kıldıklarınızı yeniden kaza ediyorsunuz arkadaşlar. Filan filan pazarlamadan 29.9 liraya gidiyorsunuz kıbleyi milimetrik gösteren tesbihi alıyorsunuz. Allah'ın izniyle Kabe'nin resmine baka baka namaz kılıyorsunuz. Değmeyin keyfinize işte bu namaz namazdır. Neden? Çünkü bizim pazarlama iyi para kazanacak müşteri. Bunlar da ayrı bir sıkıntılar. Bizim dinimizin hurafelerini geçtim. Bu şekilde de istismarları var ki Allah bize yardım eylesin. Bunları söküp atabilmek için Müslümanlar bir, Kur'an'a yönelmemiz lazım. Kur'an'ı, hocam Kur'an'a yönelmek için ne yapacağız? Çok basit arkadaşlar. Size anlattıkları kadar zor değil. Allah'ınızı, kitabınızı seviyorsanız ne olursunuz? Şu Kur'an'dan bir düstur tutun, bir düzen tutun. Okuyun her akşam bir sayfa. Meal. Arapça okuyun diyeceğim. Yok olmayacak. Arapça en iyisi o. Arapçayı öğrenip o şekilde anlamak. Onu yapamayacaksınız biliyorum. Ne olursunuz anladığınız dilden Fransızca anlıyorsanız Fransızca, Almanca anlıyorsanız Almanca, Rusça anlıyorsanız Rusçasını. Neyi anlıyorsanız Türkçe anlıyorsanız Türkçesini. Açın muhakkak Kur'an'ı okuyun.
Allah rızası için okuyun. Okuyun bakın ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize bir şeyler anlatmış. Ya ne anlatmış bize ona bak. Bir girmeyin şu derin işlere ya. Yok öyleydi, yok bu ayetler ne anlattı, onun nüzul sebebiymiş. Girme onlara şimdi sen. Sen sadece şu Kur'an'ın ana formatının ne olduğunu bir öğren bakayım. Bunu öğren ki önce koruyucu kalkanı bir giy. Önce bir giy koruyucu kalkanı. Yani önce bir Müslüman ol. Allah sana neler göndermiş bir bak. Formatına bir bak. Ondan sonra dışarıdan sana bir şeyler sokuşturmak isteyenleri ayağın beyan göreceksin Müslüman. Bu kadar basit. Bu kadar söylüyorum size. Ayağın beyan göreceksiniz. İnanın buna. Hocam ben okuyamıyorum. Ben üşeniyorum. Tamam. Meal olarak şeyler var. MP3'ler. MP3. Hani ilk şey... Telefonlar var. Ha kulaklarımız da elimizde. Ne var o kulaklarda? Dinleye gidiyorsun. Ne dinliyorsunuz? Herkesin kulağında bir kulaklık var. Türkiye'de bakıyorsun metroda, yolda, otobüste, şurada, burada, kulaklarda bir şeyler. Ne dinlerler bilmiyorum. O kulakta durduğu sürece Allah aşkına Kur'an-ı Kerim'in mealini dinleseydi o Müslüman bu zokaları yutar mıydı? Kur'an-ı Kerim'in mealini dinleseydi. Kendi kitabını tanısaydı bu zokaları yutar mıydı? Nice ayetleri, nice Kur'an-ı Kerim'in kendisini, Allah'ın kendisini muhatap aldığı ayetleri gördüğü zaman Allah'ına karşı, Rabbine karşı güveni ve itimadı daha fazla artmayacak mıydı? Tutup ondan sonra hocaları bugün papazlar gibi görür hale geldik. Bu hatalarımızdan uzaklaşmaz mıydı? Günah çıkartmak için geliyorlar bize. Ne olacak halimiz? Halimiz ne olacak? Bunlar Kur'ansızlık. Bunlar Kur'an'a uygun hadisleri okumayışımızdan. Bunlar bizim Kur'an'ı hayatımızdan çıkartmışlığımızdan kaynaklı. Olur mu hocam? Benim evde var. 5 tane Kur'an var evde. İstersen 125 tane olsun. Az önce söyledim. Hayatına indirmediğin sürece isterseniz kabrinizi Kur'an'la kaplasınlar. Hiçbir faydası yoktur. Çünkü siz gözlerinizi kapattıktan sonrasıyla değil, gözünüz açıkken olandan mesulsünüz. Uykunuz kaçsın diye size bir soru soruyorum. Arkadaşlar, önce erkekler cevap versin. Dünya hayatı mıdır daha önemli, ahiret hayatı mı? Tamam güzel. Bayanlar biliyor musunuz sorunun cevabını? Dünya hayatı mıdır daha önemli, ahiret hayatı mı? Ahiret hayatı önemlidir. Buna hedef saptırma derler. Dünya hayatı daha önemlidir. İnsanlar, Müslümanlar dünya hayatı daha önemlidir. Ahiret hayatından daha önemlidir. Neden? Çünkü ahiret hayatı bu dünyadaki hayatımızla kazanılır. Cehenneme gittiğiniz bir ahiret önemli midir? Sizin için önemli midir? Değildir. O halde dünya hayatı, ahiret hayatımızdaki konumumuzu belirlediğinden dolayı, ahiretimizi dünyamızdan kazandığımızdan dolayı, dünya hayatı ahiret hayatından daha önemlidir. Gördünüz mü? Bize ne yaptılar? Ahiret hayatına habire birikim. Şunu yaparsan sevap, bunu yaparsan sevap, bunu yaparsan sevap, bunu yaparsan sevap, sevap. Sanal bir İslam yaşıyoruz. Sanal. Ahiret yatırım. Dünyaya yatırım var mı Müslümanlarda? Din anlamında yok. Yok arkadaş. Nereden anlıyorsun bunu? Birbirini yiyoruz, oradan anlıyorum bunu. Birbirini çekemiyoruz, oradan anlıyorum bunu. Birbirini elimizden gelse arkasından kuyusunu kazıyoruz, oradan anlıyorum bunu. Dünyada elimizin altındaki nimetin kıymetini, Kur'an'ın kıymetini bilmiyoruz, oradan anlıyorum bunu. Kur'an'ın kıymetini bilmeyen Müslüman bacım hatim okumanın peşinde. Niye? Cennete girecek. Derdi o. Hedef o. Yanlış değil, okusun. İyi ama bu şekilde olmuyor bacım. Ne yapacağız? Gel bu tarafa. Hatim niye okuyorsun? Kur'an-ı Kerim'i anla bakalım, anlayalım. Okuduk mu? Anlayalım onu. Anlayınca o zaman kıymet edemeyeceksin. Anlayınca hatim mi yaptık? Hepimiz beraber biz de camide yapıyoruz. Ne yaptık? O zaman kıymet etmeyeceksin, tecessüde bulunmayacaksın, arkadan bulunmayacaksın, zanda bulunmayacaksın, faize para yatırmayacaksın. Faizde de sen şimdi Müslümanlar can damarından vurduk adamı şimdi. Hocam bu zamanda adam, bu zamanda. Yani Kur'an-ı Kerim Yonpataş devrinde indi ya. Adam bu zamanda diyor ya, bu zamanda faizsiz olur. Hocam diyor sen hiç ekonomi okumadın ya. İktisattan haberin yok. Bankacılık sistemini bilmezsin. Sarılmışsın bir Kur'an-ı Kerim'in beşine gitmişsin, oradan bir ayetten faiz haramdır diye gidiyorsun. Ya biraz gerçekçi olacağım ya. Biraz dünya ayaklarını yaramasın, dünyaya gir. Basacak ayaklarımız yere inşallah. Girmeyelim bu konuya uzun uzun. Öbür tarafta ayaklarımız inşallah cehenneme basmaz.
Cenab-ı Hak bizden bir şeyleri yasak etmişse bizim faydamızdır. Cenab-ı Hak bize bir şeyleri serbest kılmışsa bizim faydamızdır. Emretmişse bizim faydamızdır. İman, itikat budur. Bu iman, itikat esası üzerinde iman etmekle mükellefiz. Sizi fazla ayetlere, hadislere boğmadım, fazla şeyler anlatmadım ama isterseniz kısa bir şey söyleyeyim. Mübarek Kur'an, o hani bu zamanda diyenler için, öyle diyenler, öyle şeylerle karşılaşanlar için söyleyeyim. Mübarek Kur'an bizim için mukaddes bir kitaptır, değil mi? Mukaddes. Dini bir kitaptır, değil mi? Değil mi? Uyudunuz mu ya? Yok ya. Evet. Kur'an-ı Kerim dini bir kitap mıdır? Evet. Mukaddes bir kitap mıdır? Evet. Öyle midir? Bir ezberi daha bu zaman. Kur'an-ı Kerim din kitabı değildir. Of sen de hocam ya, çok karıştın ortalığı şimdi. Kur'an-ı Kerim din kitabı değildir. Din kitabının içerisinde dağdan niye bahsediyor Allah-u Teala? Denizden bahsediyor. İki tane deniz gelmiş, bir yere buluşmuş, birleşmemiş, kavuşmamış. Çok mu sevaba gelir denizler? Din ne anlatır insana? Ahlak anlatır, din anlatır değil mi? Din kitabının içerisinde astronomi bilmenin ne işi var? Din kitabının içerisinde insanın yaratılışı, ana rahmindeki evresinden kalkıp mezara kadar olan boyutları neden var? Din kitabının içerisinde arının bal yapması niye anlatılıyor bunlar? İlimler var, hikmetler var, konu başlıkları var Kur'an-ı Kerim içerisinde. Kur'an-ı Kerim tabiattan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ilimden, irfandan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim hastalıktan, sağlıktan bahsediyor, sağlık bilginden. Kur'an-ı Kerim deniz ilminden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim feza ilminden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim, evet sizin dediğiniz cevap, ahlaktan ve dinden de bahsediyor. Ama sadece ondan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim sadece dinden bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır, hayat. Her türlü ibreti aldığım kıssalardan bahsediyor. Tarih kitabıdır aynı zamanda. Hem de en güvenilir tarih kitabıdır. Kur'an-ı Kerim. Tamam. Zamanımız bitiyormuş. Uzatmalara geçiyoruz. Abi o hakikaten vakit geçmiş. Benim saatime göre saat şu anda 12.30 biliyor musun? Türkiye saatine göre. Evet. Sen devam et. Yok bitiriyoruz. Hemen toparlıyoruz, bitiriyoruz. 5 dakika daha. Allah razı olsun, sabırla dinlediniz. Efendim ama herhalde ben bu adamlara kadar kafanızı şişirmedim değil mi? Takılıyorum size sevdiğim için. Evet. Kur'an-ı Kerim'in içeriği, mahiyeti bu arkadaşlar. Bunları özellikle Allah-u Teala anlatmış, vurgu yapmış bunlara ne demiyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber edinelim diye, soyutlayıp bir tarafa atmayalım diye, bir kenara atmayalım diye. Yaptığımız yanlışlardan bir tanesinden söyleyeyim, bu yanlışları hayatımızdan uzaklaştıralım, dinimize yüzümüzü dönelim, birliğimizi dinimize dönmekle, Kur'an etrafında kenetlenmekle sağlayalım için anlatıyorum ben bunları. Muhakkak ki Kur'an etrafında toplandığımız zaman muhakkak ki birliğimizi sağlayacağız elhamdülillah inşallah. Şunu söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'i manevi bir kitap olmak suretiyle, manevi bir yük yüklemek suretiyle, evet öyledir ama sadece öyle değildir, din kitabıdır diye algılamak suretiyle, onu adeta maneviyat yüklemekle beraber hayatımızdan uzaklaştırdık farkında değiliz. Hayatımızdan uzaklaştırdık farkında değiliz. Dokunma oğlum, oraya koyma, aşağıda durmasın, burada yatıyoruz, burada oturuyoruz derken Kur'an-ı Kerim evin bir köşesinde ama nerede? Bilmiyoruz ki. 40 yılda bir lazım olduğu zaman, ya şu Kur'an-ı Kerim neredeydi ya? En sote yer, en yüksek yer, aynı ilaç gibi yani. Çok büyük tehlikesi var, çocuğun elinde durmasın çarpılır. Hani ilaçları çocuklarımız, aynı o mantıkla böyle Kur'an-ı Kerimlerden uzaklaştırdık kendimizi. Şimdi normal yani bu insanların böyle davranması ya. Ben insanların suçu var demiyorum, sizlerin suçunuz var demiyorum. Size öyle öğrettiler, size öyle anlattılar. Hocalarınız, din adamlarınız öyle anlattı. Ben size diyorum ki, hocaları hayatınızdan çıkartın. Hayatınıza Kur'an'ı koyun. Hayatınıza sünneti, sünnetullah'ı koyun. Hocaları hayatınızdan çıkartın. Bu din hocalara inmedi. Bu din belli bir zümreye inmedi. Bu din sana indi Müslüman. Kur'an'la muhatap olan sensin Müslüman. Kur'an'la muhatap olan benim Müslüman. İşin özeti, sohbetin özeti budur. Bunu kavradığımız zaman, Kur'an'a hakim olduğumuz zaman bu tefrikalardan inşallah kurtulacağız Allah'ın izniyle. Kısa bir tebessümle bitirelim mi? Belki daha önce sohbetlerimi dinleyenler bilirler onu, orada anlattığım şey. Adana'ya gittim misafirle. Bir akşam Adana'da bir yerde kaldım. Gece uyku tutmadı, kısa geçiyorum bilenler için. Gece uyku tutmadı, ne yapsam neyse. Baktım, şey var, Kur'an-ı Kerim var.
duvarda. Dedim alayım okuyayım. Çıkartmaya çalıştım kılıfından, yemin ediyorum çıkartamadım. Öyle bir sıkı bir kılıfın içerisinde sokulmuş ki. Sanki iki sene onun içerisinde çıkartılmamış. Neyse bir şekilde onu orada çıkarttım. Ama 15 dakika yırtmayayım diye, yani ayıp olacak şimdi ev sahibine diye. Yırtmamak için uğraştım. Üzerine çıkarayım derken zor bela çıkardım Kur'an-ı Kerim'i. Açtım. Mis gibi matbaa kokusu. Evinizdeki kitapların içerisinde en matbaa kokusu Kur'an-ı Kerim'de var. Açılmıyor çünkü. Basıklı tarihi söylerim sana kokudan yani. Açtım. Böyle karıştıracağım filan diye. Bir baktım bir kağıt Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Şöyle bir kağıt. Merak ettim nedir diye bir baktım. Tuğçe 0532 bilmem kaç. Emine bilmem 0532 bilmem kaç telefon numarası. Hande bilmem kaç telefon numarası. Fatma bilmem ne telefon numarası. Kezban bilmem ne telefon. 16 veya 17 tane kız ismi karşısında telefon numarası. Allah Allah dedim, bu neyin nesi? Kur'an-ı Kerim arasında kız isimleri, bir erkek yok abi. Kız isimleri ve telefon numaraları. Lan ne olabilir bu? Düşündüm taşındım, düşündüm. Bir türlü anlam veremedim. Lan nasıl bir şey olabilir? Niye buraya aklıma şey geliyor, sihir, büyü. Bizde var ya öyle şeyler. Onlar geliyor. Acaba birisi birisine akıl verdiği bir şey buraya koyup da bunların bahtı açılsın diye mi olacak da nedir? Böyle şeylere gidiyor aklım ama çözemiyorum bir türlü. Var öyle şey. Hocam evlenemiyorum ben, hem bir dua okuma. Dur bir dakika, hemen sana tam evlilik. Yakışıklı erkek duası mı okuyayım sana? Zengin erkek duası mı okuyayım sana? Hemşeri erkek duası mı okuyayım sana? Bahtı açma duaları. Bahtı ben onlara akıl veriyorum hani, öyle bir hurafedir gene gelmiş buraya girmiş diye. Çözemedim işi. Neyse işim bitti, koydum yerine aynı o zorluklarla morluklarla falan derken koyduk yerine, astık uyuduk, sabah oldu, sabah sofraya geldik, meraktayım ben, ev sahibine sordum, dedim arkadaş hane sahibi herkes bu kadar mı? Evet hocam dedim. Başka kimse yok mu dedim? Yok hocam dedim. Yani uzakta kurbette evin herhangi bir evin bir şeyi yok mu? Yok. Bu evde evin nüfusunuz mu? Bir tane oğlumuz var dedi. Askerde dedi hocam dedi. Çocuğu unutmuşlar askerde. Kalabalık nüfus ne yapsın? Doğurmuş doğurmuşlar bir sürü. Kim nerede ne yapıyor bilmiyorlar yani. Neyse Allah'tan hatırladılar onu askerde. Askerde bir oğlumuz var dedi falan. Ne zaman gelecek? Yakında gelecek. Bayağı zamandır askerde. Ha iyi falan. Benim jeton düştü. Çocuk askere giderken askerde telefon kullanmak yasak. Telefonu götüremiyor. Telefonlar da kaybolmasın diye telefon numaralarını güzel bir kağıda yazmış kız arkadaşlarının. Bu evde en güvenilir yer neresidir? Kur'an-ı Kerim'in arası. Neden? Kimse bu evde Kur'an-ı Kerim açık okumaz. Ben askerden geldiğim zaman kız arkadaşlarımın telefonlarına yine kavuşurum dedi. Ama hiç hesap edemedi, delinin birisi gelecek bir gün o Kur'an'ı kurcalayacak. Çünkü evde kimse açmıyor. Biliyor bak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Eyvallah. Rabbim yüzümüzü Kur'an'ı anlayarak, idrak ederek, kavrayarak, özüne, manasına vakıf bir şekilde güldürdüğümüz günleri görmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Şu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamayı, kavramayı, hayatımıza tatbik etmeyi, hayatımıza indirmeyi nasip eylesin inşallah. Kur'an'dan bahsediyorum. Daha sünnetlere gidemedi, bu ayrı bir sıkıntı oralar. Oralarda ayrı bir müfecaatimiz var. Olacak daha vaktimizde anlatacağız. Bize örnek vereceğim hocam. Diyorduk ama. Çok zorlamanın anlamı yok. Örnek şu, sünnetlerde büyük bir şekilde sokuşturulan hurafeler var bizim. Örnek, sünnet veya hadis diye Müslümanın önüne getirilen her şeyde Müslüman lal kesiliyor. Sünnet. Tamam. Acaba ya, acaba bir de bakalım sünnet mi? Sünnet. Hadis. Hadiste hadis. Öyle yazıyorlar çünkü hadis. Telefonlardan mesajlar, tebrik mesajlarında. Hadis. Allah buyurdu ki diye başlıyor yazmaya. Allah'a iftira eder duruma geldik. Bak, peygambere iftira etmekle yetmedik. Bazı uyduruk sünnetlerden bahsediyorum. Yetmedik. Örnek vereyim mi? İstiyor musunuz? Bariz bir örnek vereyim. Arkadan ses geliyor geç kaldım. Vurmazlar bana değil mi orada? Bir şey atmazlar. Sorunu beraber ederim. Örnek vereyim. Yani kafanıza şüphe bırakıp şey yapmak istemiyorum. Somut örnek vereyim. Aklen mantıken düşünün. Üç tane hadis söyleyeceğim size. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu vermeyeyim, tartışmalı olur. Daha nedir örnek vereyim? İki tane. Bunlar en samimi kaynaklarda, hadis kitaplarında geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gece namaz kılacak, gece. Gece namaz kılacak, hadistir bu. Ya Ayşe, müsaade var mı? Rabbime ibadet edeyim mi? Diyor. Rabbinden müsaade istiyor. Bu haline geçiyor bu hadis. Bu nedir? Bir nezakettir. Hangi biriniz yapar bunu? Hiçbiriniz. Bak, nezaketli bir peygambere bak. Hangi biriniz hanımına, hanım veya işte bugünün tabiriyle söyleyeyim. Aşkım, cicim, böceğim, ben namaz kılacağım da
müsaade eder misin? Kim der? Ben namaz kılıyorum lan, çekin oradan. Namaz kılıyorum ben ya, ben namaz kılıyorum, var mı ötesi? Namaz kılıyorum, namaz. Akan sular duruyor bizim için, namaz kılıyoruz. Böyle bir edalar. Hele oruç tutanlar ayrı bir şey. Oruç tutuyorsun adamı, selamünaleyküm ben oruçluyum. Sağ oruç tutuyor mu sordun? Sana oruç tutuyor, riyalar, gösterişler falan böyle. Akıllıla gidiyor. Nezaketi görüyor musun bak peygamberimizdeki? Ne diyor? Ya Ayşe, müsaade edersen ben Rabbime ibadet etmek istiyorum. Bize tam terslerini anlattılar. Girmiyor ama konular, uzun hikaye. Şimdi dönüyoruz madalyonla bir tarafa. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir adam namaz kılarken önünden köpek ve kadın geçerse namazı bozulur. Allah Allah. Şimdi o nezaketli peygamber gitti bir anda. Yerine bir başka peygamber geldi. Ne dedi? Dedi ki, namaz kılan adamın önünden köpek ve kadın geçerse namazı bozulur. Kadınla köpeği bir tutacak kadar hakir bir ifade kullandı. Öte yandan nezaketli bak namaz kılabilir miyim diye bir peygamber. Bu yanda, ya bu peygamberlerin bir tanesi benim peygamberim. İkisi değil yani. İşin özeti bu. Anladınız mı mevzuyu? Bu peygamberlerin bir tanesi benim peygamberim. İkincisi değil. Hangisi kafanıza yatmıyorsa getireceksiniz Kur'an-ı Kerim'i, arz edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'i işte onun için diyorum size en azından mealini 3-4 defa devirin. Devirirseniz bu cesareti bulursunuz kendinizde. Ama Kur'an-ı Kerim'i devirmezseniz günah mı girdim ben şimdi ne dedim ben? İnkar mı ettim acaba? Ne olacak akıbetim? Eyvah iman mı gitti? Böyle kısır döngü içerisine dönersiniz. Ama Kur'an'ı okursanız vakıf olursunuz, cesaretli olursunuz. İşte Kur'an'ın dediği aklı kullanırsınız. Şeylerden bahsetsem size çok merakınız gelmeder. Onu da söyleyeyim. Bu cin, min olayları falan. Değil mi? Çok çünkü sorular geliyor bu konuda. Hocam, bir soru soracaktım. Buyur. Büyük sıkıntımız. Ben gece yatıyorum, şöyle rüya gördüm, böyle gördüm, şunu oldu, bunu oldu, bilmem neydi falan da fişmek attı. Cin var mıdır, yok mudur, girdi mi, girmedi mi? Üç harfli diyor zaten. Cin demiyor. Çok korkuyor çarpılacağı diye. Üç harfli. Bazılarına espri olsun, latife olsun diye takılıyorum. Diyorum ki arkadaş ben iki harfliyim, bana o soruyu sorma, ben ofluyum. Of. Sen üç harfliyi soruyorsun ya, cin demeye korkuyorsun ya. Niye? Ne olur çarpar seni. Ya cin dedin diye niye çarpsın seni mübarek, zorun ne? Ya bu nasıl bir mantık, niye? Yok öyle dedi mi çarparmış, sen de şunu mu, şunu mu falan. Hocam şunu gördüm, bunu gördüm, beni yaptın falan. Tek cevap, el cevap, korku filmi izleme. Vallahi tutuyor ha. Hocam nereden anladın diyor. Niye anlamayayım ki? Sorduğum sorudan mantıken anlıyorum ki sen zaten gitmişsin o yolun yolcususun arkadaş. Korkuyorsun, soruyu sorarken korkuyorsun. Ve mâ halaktum cinne ve insâ illâ liyâbudûn. Ben bunları bana kulluk etsinler diye yarattım demiyorum Allah-u Teala. Sen neysen o da o. Sen neysen o da o. O da mükellef. O da Allah'ın bir kulu. Kulu, kul. Allah'ın bir kulu hesap verecek. Öyle olur mu hocam? Oo, acayip gizli gizli güçleri var, şöyle var, böyle var, beni şöyle tokatlar, böyle yap. Sen kafandaki kuruntularının esirisin. Kul e'udu bi rabbil felak, kul e'udu bi rabbin nas. Oku Müslüman. Kur'an okuyun derken bunları kastediyorum size. Oku, meydan okursunuz. Okuyun, meydan okursunuz. Okumazsanız ödünüz patlar. Arkamdan kim geliyor? Arkamdan kim geliyor? Birisini geliyor, gördü gördüm, şunu gördüm. Kul e'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahi. Döner, yüzleş. Bak kimse yok. Korkma. Allah'a itikad et, itimat et. Bil ki Allah diyor ki, benden başkası asla size zarar vermez. Bunu bildin mi? Ha sadece cesaret işte. Cesaret kapı. Doping. Aldınız mı bunu? Bunu almak için Kur'an okumanız lazım. Allah sonumuzu hayır eylesin. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Bir sürü notlar aldım. Size çok değişik bir sohbet yapacaktım. Hiç umduğum gibi olmadı. Daha farklı şeyler anlattım ben size. Daha belki sizi bunaltacak tarzda bir şeyler anlatacaktım. Biraz daha böyle relax bir sohbet yaptım size. Bilmiyorum memnun kaldınız mı? Hoşunuza gitti mi? Hoşunuza gitsin diye anlatmadım ben. Bir şeyler kapın diye anlatayım. Anlattım bunları size. Ama siz benim çok hoşuma gittiniz. Ben sana bir söyleyeyim. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben sizi beğenin diye yapmadım bu sohbeti. Ben bir vazife verdiler bana, kaçmadım, geldim, tanışayım sizlere diye geldim. Sizi tanıdığımdan memnun oldum, özellikle. Genelde şu birliğinizden var ya, çok çok memnun kaldım. Samimi olarak söylüyorum, çok memnun kaldım. Bunu her gittiğim yerde anlatacağım, örnek göstermeye çalışacağım inşallah.
Fransa'da bunu gördüm ama resmi platforma dökülmüş halde görmedim. Burada bunu dernekleştirmiş, bir yapı haline getirmişler. Allah razı olsun bu gençlerden. İnşallah Rabbim, tekrar söylüyorum, bunun meyvesini görmeyi nasip eylesin. İnşallah etten sütten bahanelerle ne olursunuz, hakkım olsun size. Sakalım uzundu bir sayı. Sakalım var edince oldu. Şöyleydi böyleydi, yan baktı düz baktı. Bu tür bahanelerle ne olur şu kuruluşun ayaklarını kaydırmayın. Şu birliğinizi bozmayın. Ve bunu hakikaten güzel oluyor. Resmi şekilde, bu şekilde başka yerlere de örnek olarak çoğaltırsınız inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine vesile eylesin inşallah bu tür toplantıları, bu tür hizmetleri, bu tür gayretleri. Akıbetimiz ve ahiretimiz hayır olsun inşallah. Yarın huzur-u mahşerde yüzümüz ak, başımız dik. Ya Rabbi, senin göndermiş olduğun mesajları okudum, anladım. Elimden geldiği kadar hayatıma tatbik etmeye çalıştım ya Rabbi. Yapamadıklarım benim hatam. Ama elimden geleni yaptım diye şu an ne yapıyoruz? Dua yapıyoruz. Ama İyi ki dedi. Mecbur musun yok? Az önce içeriden senin dedin vakit geçiyor. Müzik de geldi. Git hoca da artık. Tekmeyi yemedim. Ama önemli. Dua dediğimiz şey ne arkadaşlar? Hocam duayı da ekle diyor bana şimdi. Doğru. Duayı da ekle. Bak ben dua yapıyordum o esnada değil mi? İlla dua dediğimiz şey ne biliyor musun? Hadi bismillah açın ellerinizi. Hadi bakalım. Format, formasyon bu olacak. Ki dua olsun. Değil arkadaş, değil. Aynen namazdaki niyet gibi. Bunları aşın Müslümanlar. Bunları aşmak için, tekrar söylüyorum. Bunları aşmak için Rabbinizle birebir diyaloğa girmeniz lazım. Yemin olsun ben bu cesareti Kur'an okuduğumdan, Rabbimle olan diyaloğumdan alıyorum. Siz de alın bu mesajı alacaksınız. Namaz kılıyoruz. Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için akşam namazının farzını kılmaya. Hocam he, orada akşam namazının iki rekat farzı mı diyecektim, farzı mı diyecektim? Ya ben iki rekat demedim orada, farz dedim. Veya işte ne yapacağım? Bir Müslüman böyle soru sormaz. Bir Müslüman böyle soru sormaz. Allah'ım ben geldim namaz kılıyorum de, bitti. Karşındaki Allah, Ali, dilsiz, anlamaz birisi değil muhteremler. Karşındaki Allah seni yaratan, yaratan. Sana diyor ki şah damarından yakınım, yakınım. Bu dilinden, ağzından, dudağından dökülen benim için önemli değil. Kalbinden geçeni biliyorum Müslüman diyor. Sen bu Allah'a yol yordam öğretiyorsun. Yani şekil şemal öğretiyorsun. Kalıp öğretiyorsun. Duanın bir stili, bir kalıbı, bir şekli şemali yok. Ne zaman ki bir an gelir, tüylerimiz böyle diken diken olur. Allah'tan bir şey istersiniz de böyle içiniz bir tuhaf olur. Başka bir halde de olur o, gelir size böyle. Bir değişik bir haldir. Rabbinize karşı bu anı yakalarsanız var ya, hiç koyu vermeyin. Ne istiyorsanız söyleyin. Ne istiyorsanız söyleyin, talep edin. Ama şunun duası, hocam bunu iftar edeceğiz, nasıl dua edeceğiz? Özel iftar duası. Yok özel cenaze duası, yok yemek duası. Böyle merasimler yok mübarek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında da yoktu, sonradan da yoktu da icat ettik biz. Biz icat ettik. Dua herkese özeldir. Kendi isteğinize göre ellerinizi açın, istediğiniz duayı yapın. Kendinizi nasıl ifade ediyorsanız öyle dua edin. Yemek yiyoruz 10 dakika, yemek duası yapıyoruz 20 dakika. Yok böyle bir dua. En güzel dua, elhamdülillah. Anlamını bilirseniz neler anlatıyor? Anlamını bilin. Ya Rabbi sana hamdolsun. Yemek duası. Bundan hala yemek duası yok. Uzun uzun yemek duası. Oysa kimse ne oluyor ezberlemiyor, okumuyor, okuyamıyor derken adam yemek yemekten kesiliyor, dua okuyacağım diye. Allah birliğinizi ve dirliğinizi bozmasın. Rabbim şuurumuzu diri tutsun. Allah'ım akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin. Yarın huzur-u mahşerde Peygamber-i Zişan Efendimizin dizinin dibinde halkasına dahil olmayı, onun halkasının dizinin dibinde olmayı, onunla beraber selfie çektirmeyi Rabbim nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la fotoğraf vermeyi Rabbim nasip eylesin. Kur'an'la fotoğraf çekmeyi Rabbim nasip eylesin dünya hayatımızda. Rabbim Kur'an'ın kölesi olmayı nasip eylesin. Rabbim Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. İnşallah geceniz mübarek olsun.
tekrardan sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Yolunuz kutlu, yolunuz, bahtınız açık ve aydınlık olsun. Rabbim sizleri korusun ve kollasın. İllahi Teala. Hakkınızı helal edin. Bu yıldır da kuşatılır. Fotoğraf çekmişler benimle. Bir duyuru yapar mısın? Yapıyorum duyuruyu. Fotoğraf 5 lira, video 10 lira. İBAN numarası diyor. İBAN numarası yok, nakit çalışıyoruz.